Un çorbası ama Yugoslav göçmeniymiş aslen gelinimiz. Farklı bir çeşni var içinde dedi. Markaya girdiği için söyleyemiyor. Ama o kullanılan çeşni tuz asıllı bir şey çeşni. O da kendisi getirdi herhalde onu. Değil mi? Onunla yapılan bir un çorbası içeceğiz bugün. Ve de sizler müsaade ederseniz Sibel çorbalarımızı servis ettikten sonra herkesin siz de uzatın lütfen tabağınızı. Ben ekmek de getirebilirim herhalde. Tabii ki, tabii ki. Ondan sonra müsaade eder misiniz Sibel gidip üzerine değişsin? Evet, biz çorbalarımızı tamam, içer. Evet, müsaade tabii, edersiniz. Tabii, evet. Geçen hafta kayınvalideler müsaade etmediler. Gelinimiz siperlikle ve üzerindeki yemek yaptığı kıyafetle kaldı, üzüldü. Kayınvalideler de keşke değişseydin dediler ama müsaade etmediler maalesef. Aslında ben de müsaade etmek istemiyorum. Öyle benim mi? Gelinimin hakkını yedirmek istemiyorum. Benim gelinim onların karşısında giyimlikli değiştirmişti hazır. Değil mi üzerine? Tabii ki değiştirmişti. Evet, ve normal çıkmıştı yani. Ben o yüzden benim müsaadem yok. Benim müsaadem yok. Değiştirmesin. Değiştirmesin. Evet, kalsın. Nasıl olsa benim böyle gelmiş. Benim gelinimin hakkını yedirmek istemiyorum. Bunu daha... Hakkına girmek istemiyorum. Evet. Hiç şey yapmayalım. Şey Sibel, üzerine değiştirmene müsaade etmiyorlar. Değiştirilmesin. Yani böyle gördük zaten sizi. Gerek yok. Tamam, siz bilirsiniz. Siz de müsaade etmiyorsunuz? Ben müsaade ettim. Siz? Ben de ettim yani. Ya ne kadar olsa mutfakta iş yapmış. İllaki yemek evet. Kokusu siner hani. O yüzden müsaade ettim ben. Siz ne diyorsunuz? Ona göre şey yapalım o zaman. Şimdi bana haksızlığı düşünün de öyle yapın. Benim gelinimin hakkını ne gibi bir haksızlık olabilir? Benim gelinim giyinikli yani çıktı onların karşısına. Yani üzerini değiştirdikten sonra ekstra puan mı verirler ki ona acaba? Ekstra değil de. Yok, o giyinikli çıktı karşısına yani. Ha, eşit şartlarda yarışsınlar diyorsunuz. Hmm. Siz bilirsiniz. 2'ye 2. Bilmiyorum ben. Elbisemi giymeme müsaade etmiyorlar. Yani birkaç kayınvalide müsaade etmiyor daha doğrusu. Başta ittiler ama niye böyle bir şey yaptılar anlamadım. Yani bu zaman kaybı olacak, hiç gerek yok. Nasıl olsa gördük. Çek. Evet. O zaman buyurun, afiyet olsun. Ben. Üstüme giymeme izin vermiyorlar herhalde zannedersem. Yani mesela... aslında hoş olurdu yani hani bu şekilde yapmaktansa sonuçta hemen giyinip gelebilirdim yani. Biz gördük zaten seni. Şöyle beş bak, dakika. Bir de yani sonuç olarak kıyafetlerle gelin... görün. Tamam o zaman giyin gelin hadi. Beş yani, dakika. Ekmeği getirip, ekmeğimi getirip çabuk. Hemen geliyorum. Haksızlık oldu bana. Haksızlık mı oldu size? Ha. Ama şimdi ama ona göre puan şey olacak. Tabii yani onu televizyona şey o değerlenecek. Tabii değerlenecek tabii. Yani evet. Ne bileyim o şekilde. Tabii değerlenecek yani. Bu şey yapmayın. O değerlenecek. A değerlendirmeyi alıyorsunuz bunu. Tabii. Remziye Hanım niye haksızlık olsun? Değerlenecek. Yani Zuhal Hanım'ın dediği gibi üstüne yok, değiştirdiği zaman artık puan mı alacak? Yok. Yok. Ama gelin, yani haksızlığı ne olur? Gelinime haksızlık. Dediğim gibi artı puan almayacak. Yani niye haksızlık olsun? En azından çalıştığı kıyafetle bize hizmet etmesin. Sibel istersen sen üzerine değiştir. Tamam. Çünkü su koymayayım mı bir kere? İstiyorsan koy sen bilirsin. Evet, ama hani bir suları doldur. Bir değiştir gel istersen ondan sonra şey yap. Tamam. Tabii tabii değiştir gel bir çorbamız içene tamam. Kadar. Şimdi birazdan da sular niye yok? Çatalımız yok diyeceksiniz. İşte maalesef değiştirmelerine müsaade ediyoruz ama hani çorbaları zaman kaybı oluyor ama. Evet oluyor sonra servislerine yansıyor. Şimdi öbür servise şimdi geç kalacak. Maalesef evet öyle bir durum çıkıyor tabii açıkçası ortaya yani bir zaman kaybı oluyor işte. Keşke öyle olmasaydı ama olmuş. Sonuçta benim gelinim giyinmişti, hakkına girecekti. O giyinmemişse öyle sonuna kadar öyle devam etsin yani. Nasıl olsa biz gördük onu. Karşılama önemliydi. Ben de gelinin giyinmesini istemedim. Tabii haksızlık olabilir benim gelinim. Hani benim gelinim şimdi biz de bilemiyoruz. Biz de karşılaşacağız bakalım neyle karşılaşacağız. Onu da bilemiyorum. Hani saat şey olduğu için yetiştirecek mi yetiştiremeyecek. Biraz da onları da düşünmek lazım. Yani hani hadi ince böyle karar vermemek lazım. Hani oradaki ortam kolay değil. Tavuk var mı içinde bunun? Yok tavuk yok. Sırf tavuk suyuna mı yapılıyor? Evet. Tavuk haşladı suyunu kullanmak suyunu için. Onun evet, yani evet. Un herhalde. Evet. Şey. Evet. Un çorbası tabii. Un çorbası tabii. Un çorbası çeşnili. Özel bir çeşni ismi var. Şimdi söyleyemiyoruz evet. Reklama giriyor diye. Özel bir çeşni o. Bu mama gibi olmuş. Bebek maması gibi olmuş. Ya. Ama ben kıvamı, valla bebeklerime böyle mama güzel, yapıyorum. Biraz kıvamı çok güzel. Lezzeti de yerinde. Bakın şimdi her yemekte yenen bir yemeği sıcak, şu sıcaklığı şekilde. Sıcak. Sıcak Allah güzel. Rızası için yapmayın. Ama mama tek gibi şey olmuş bana, hiç hoşuma gitmedi. Mama ise yemeyin. Hiç hoşuma gitmedi. Yani mama ise yemeyin. Yok tadı güzel. Hayır mama ise yemeyin. Tadı mama güzel. Gibi gelmiş. Hiç hoşuma size. Gitmedi. Tamam yeme, afiyet olsun. Bence nesi var, nesi, neresi mama? Evet. Neresi mama? Ben de anlamadım, neresi yok, mama? Bu un çorbası. Allah Allah. Un çorbası olmuş. Peki, bu benzetmeyi niye yaptınız? Allah neresi mama? Allah. İşte olsun, iş olsun.
bak bebeklere öyle yapıyoruz. Tamam biz. Tamam. Ne açıdan bebeklere verilir bize anlatın lütfen. Bebeklere muhallebi yapılır, sebze çorbaları yapılır blenderdan geçilir. Kıvamı mı, tadı mı, ne bileyim tadı hiç hoşuma gitmedi. Benim hoşuma yani? Gitmedi tadı. Evet. Zaten çok basit bir çorba. Basit. Çok basit. Evet, evet. Yani bunu yakıştıramadım. Tadını da beğenmediniz. Tadı, sıcaklığı güzel. Tadı, tuzu şeydi ama hiç hoşuma gitmedi. Aynı damak tadıma hiç da damak tadıma sıcaklığını da tadını da beğendim. Ah, evet. Bak beğenmiş Aynur Hanım. Güzel. Ben beğendim. Yani Allah için. Çorba dediğiniz kıvamı bu olur. Kıvamı evet ya. Hiç normal alakası yok. Tadı da güzel evet. Hiç yani. Siz de beğendim. Ama beğendim. Yani de afiyet olsun. Yok beğendim. Yani. Hoşuma gitmedi. Demek ki bana göre evet, evet. Çorbaya benzer. Peki iki hanımefendi güzel diyor. Kıvamı da sıcak. Kıvamı evet. Tadı sıcaklığı da çok güzel. Tadı tuzu da çok güzel. Hiç yadırgamadım. Ne dedim? Soğuk. Soğuktu. Haklıydınız soğuktu. Yani ben güzel dedim. Yok bu sıcak. Hayır, sıcaklığı güzel. Hayır güzel dediği demiyorum. Sıcaklığı güzel. Ama güzel dedim. Hoşuma ama gitmedi. Soğuk. Tamam afiyet olsun. Hiçbir sorun yok bunda. Hoşuma gitmedi. Ümmiye Hanım çok güzel. Yani mamaya benzetemezsiniz. Hayır hayır. Benziyor mu mamaya? Yok, hayır, yok, çok, yok. Güzel. Çorba, çok güzel. Çok güzel diyor. Sıcaklığı, tuzlu, çok güzel. Evet, evet, her şey de evet, afiyet şeker olsun. Ben çok güzel buldum yani gayet neresi bunun çocuğu? Bakın siz hariç. Hiç kimse öyle bir yorum kesinlikle yapmadı. Değil mi? Ben anlayamıyorum. Yani ben neresi kıvamı, çocuk benzedim. Maması vallahi daha katı da, olmaz. Evet, evet, hoşuma evet. Gitmedi. Gelmişsiniz. Tadı da pek onun hoşuma gitmedi. Ha, sıcaklığı olsun. Güzel. Kıvamı da güzel, tadı kıvamı da güzel. Kıvamı da güzel, tadı da güzel. Çorba dediğiniz zaten şu şekilde olur Özvan Hanım. Evet. Yani dün bayağı soluktu, bir de soğuktu sizinki. Yok, dünkü çorbanın kıvamı değildi. Kıvamı güzeldi, benim de soğuktu biraz. Soğuktu biraz, soğuğunu kabul ediyorum. Biraz soğuktu, biraz daha sıcak şey olabilirdi. Ama kıvamı da tadı güzeldi. Yerindeydi. Yani kıvamı falan tadı yerindeydi. Değildi. Bana göre kıvamı yerinde değildi. Yok yok. Benimki. O da bunun gibiydi ki. Yani kıvamı daha normaldi. Soğuktu be. Bu katı bu da. Oo yanmış bile. Ama yan yana nasıl sığacak ki? Zaten hamurlar da şey olmuş ya. Yapışmış. Oh, yırtıldı. Tam bir fiyasko. Başka alsam ne olacak ki? Dünkü çorbanız bana dokundu. Tuzu vardı. Tuzlu. Tuzu yoktu ya. Bak, onun hiç öyle tam tuzu mu? Bu ondan daha tuzlu. Bu daha tuzlu. Daha tuzlu. Daha tuzlu. Değil. Dünkü ama bundan yani, daha tuzsuzdu. Bu daha tuzlu. Yok, bu niye daha tuzlu biliyor musunuz? Bu daha çünkü tuzlu. İçinde o tuzun baskın olduğu bir çeşni var aslında. Ama kaldırmış. Bana şey geldi. Siz dün ne oldunuz dokununca? Dün evet eve gittim rahatsızlandım. Ne oldu ne gibi hem rahatsızlandım? Hem balıktan hem ondan rahatsızlandım. Çok yemediniz devam. Ki siz de. Yemedim ama işte o hala bir laf edersiniz böyle şey yaptıkça o balığından şeyin mantarın kokusu geliyor. O kadar ben rahatsızlandım. Birer kaşık. Birer kaşık yedin. Birer kaşık bir lahmacunu işte. Götürdün. Başka bir şey yemedin. Lahmacunu yedin. Yemedim. Lahmacunu ama, yedin. Tamam lahmacunu yedin. Yedin. Şimdi rahatsızlandım diyorsun. Ve yedikten diyorsun. Sonra da kalktın bana laf söyledin. Karnım açtı. Ne yapacaktın? Bir lahmacunu yedin. Tamam afiyet yedin. Olsun. Yedin iyi yaptın da verdin. Puan yapmıştın mı? Bir de tatlını yedim. Puanı da çok güzel verdim. Çok güzel daha, miydi dört? Daha aşağı vermedim ama bak salatanı daha yedim. Aşağı ne kadar verecektin? Tamam, bir mi verecektin? Tamam tatlını yedim. Bir tane de lahmacun yedim. Hiç bilmiyorum ne yapmayı düşünüyorum. Buraya koydum hata oldu bence. Ve lahmacun çok kurudu. Hiç olmadı. Taş gibi oldu. Ya pişman oldum yani onu da yediğime. Pişman oldum. Yemeseydin, yemeseydin. Evet. Bir verseydin, bir ver de diyecektin hiç demek ki. De ne kadar puanımı güzel verdim, verdim diyor. Ne kadar düşük verecektin. O yani şey aşağı puan yok. Olmadı ya. Ay çok üzüldüm şimdi ya. Dün evde o kadar güzel yaptım ki, yani niye böyle bir şey oldu anlamadım. Yok hiç olmadı. Yanlış zaten. Yani vermesem eksik menü sayacaklar. Buradan da çıkmıyor. Bilmiyorum ben bir gideyim çorbaları bir alayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.